Selamlar diyeyim arkadaşlar Ferah Online dershanesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle A2 kitabımızın 5. ünitesine giriş yapıyoruz. 5. ünitemizin konusu geniş zaman ve doğal afetler. Arkadaşlar bu videomuzda 5. ünitemizin A kısmını işliyoruz. A kısmımıza neler var derseniz geniş zaman çekimlenmesi ve de doğal afetler konumuz var. Doğal olayları deprem, sel, kuraklık vesaire gibi. Şimdi bunlardan bahsedelim. Hazırlık çalışması. Hangi doğal olaylarını biliyorsunuz söyleyelim. Aşağıdaki doğal olaylarını, doğa olaylarını resimlerle eşleştirelim. Bunlardan hangilerini gördünüz veya yaşadınız anlatalım. Şimdi arkadaşlar burada 9 adet resim verilmiş. Bunları eşleştirmemiz isteniyor. Öncelikle doğa olayları. Hiçbir dışarıdan etki olmadan kendiliğinden gelişen olaylara doğa olayları denir arkadaşlar. Birinci resimde yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi burada bir numara ile yağmuru eşleştiriyoruz. İki numarada dolu. Dolu arkadaşlar kardan daha sert buz. Yani buz, ya buz yağışına dolu deniliyor. Üçüncü numarada bazen dağların bazı dağlar volkanik dağlar oluyor. Bu dağlar arkadaşlar zaman belirli bir süre sonrasında patlama meydana getirebiliyor. Üçüncü resimde de volkanik patlamayla eşleştiriyoruz. Dördüncü resimde Genellikle deprem sonrası meydana geliyor tsunami arkadaşlar. 5. resimde kura, kurumuş toprak görüyorsunuz. Kuraklık. Burada kuraklık 5 ile eşleştirildi. 6 numarada bir yaşam alanının sularla kaplı olduğunu, yani su bastığını, sel olduğunu görüyoruz. 7. numarada çok şiddetli rüzgar yani fırtına arkadaşlar. 8. numarada deprem olmuş ve göçük görüyorsunuz burada. Dokuzuncu numarada ise arkadaşlar yıldırım düşmesi örneği verilmiş. Bunları gördüğünüz gibi rakamlarla buradan eşleştirdik. Şimdi ise bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Doğa olayları. Güneşin tutulması. En ilginç doğa olaylarından biri güneş tutulmasıdır. Güneş tutulması ayın hareketi sırasında meydana gelir. Ay güneş ile dünya arasına girer ve güneşin ışığı dünyaya gelmez. Dünya karanlık olur buna güneş tutulması denilir, denilir arkadaşlar. Gökkuşağı doğadaki en güzel manzaralarımızdan birisidir. Genellikle arkadaşlar yağmur sonrasında rastlayabilirsiniz. Meteorolojik bir olaydır. Ee, gökkuşağında yedi renk bulunur. Bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Bu arkada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada görüldüğü gibi. 7 renkli gökkuşağımız. Yıldırım da arkadaşlar yine yağmur sonrasında gökyüzünde oluşan elektrik akımıdır. Gökyüzü ile yer arasındaki elektriktir. Bulutlar birbirine sürtünür ve elektrik enerjisi meydana gelir. Bu elektrik bu elektrik enerjisi hızla toprağa düşer ve yıldırım oluşturur. Kar, yağmur bildiğiniz gibi bunlar yağış çeşididir arkadaşlar. Bulutların içerisindeki su damlacıkları soğuk hava, havayla karşılaşır ve donarlar. Bu damlacıklar birbirlerine yapışır ve büyür. Böylece kar taneleri oluşur. Çok sayıda kar tanesi çeşidi vardır. Bunlar birbirinden farklıdır ama hepsi alt köşelidir. Hatta şunu duyarsınız arkadaşlar, hiçbir kar tanesi birbirine benzemez, çok özeldir, birdir diye. Bu da edebi yerlerde kullanılır bazen. Rüzgar, atmosferdeki havanın dikey ve yatay hareketi sonucunda oluşur. Hava ısınır ve yükselir, hızlı bir şekilde hareket eder ve rüzgar oluşur arkadaşlar. Rüzgar hızına göre fırtına, hortum gibi isimler alır. Az önceki resimde gördüğümüz fırtınaydı arkadaşlar. Genellikle böyle ılık ılık rüzgar eser yaz aylarında siz onu hissedersiniz. Çok şiddetli olunca buna fırtına ve de yuvarlak şekilde olunca da hortum ismini veriyoruz arkadaşlar. Yer çekimi yeryüzündeki cisimleri yere doğru çeker. Bu bir fizikçinin elma ağacı altında oturarak tespit ettiği bir kavramdır. Yer çekimi yeryüzündeki cisimleri yere doğru çeker. Havadaki her cisim yere düşer yer çekimini İngiliz bilim adamı Newton bulmuştur. Newton bir elma ağacının altında otururken kafasına bir elma düşer. Newton bunu düşünür, araştırmalar sonucunda yer çekimini bulur arkadaşlar. Deprem az önce 8 numarada görüldüğü gibi arkadaşlar ve yakın zamanda İzmir'de de bir deprem meydana geldi. Allah korusun. Çok en en çok can alan doğal doğal afetlerden bir tanesidir. Deprem arkadaşlar fay hatlarından meydana gelen kaymalar sonucunda oluşur ve genellikle işte böyle göçükler vesaire gibi e, tehlikeli yine hepsi tehlikeli ama yine deprem en tehlikeli doğal afetlerden bir tanesidir. Sel Sel arkadaşlar ani ve büyük su akıntısıdır. Çok yağmur yağar ve sular taşar toprak altında kalır böylece sel meydana gelir. Resimde şurada gördüğünüz gibi bir adam suyun içinde bu bir sel örneğidir. Çığ dağlık yerlere kar yağar ve birikir. Bu kar hızlı hareket eder ve aşağıya doğru kayar. Bunun sonucunda çığ oluşur arkadaşlar. karların yığılması şeklinde adlandırabilirsiniz. Burada op, burada alıştırma var arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Hangi doğa olayı olduğunu yazalım. Çok yağmur yağar ve çok yağmur yağdığında arkadaşlar Gördüğünüz gibi az önceki okuma metninde okuduk. Seller meydana gelir. Çok yağmur yağdığında sel meydana gelir. Ayın hareketi sırasında güneş tutulması meydana gelir arkadaşlar. Havadaki her cisim yere düşer. Buna yer çekimi kuvveti denir. Yer sallanır ve depremler meydana gelir arkadaşlar. Fay hatlarının e, hareketleri sonucunda meydana gelir hava hareket eder ve rüzgar oluşur arkadaşlar. Rüzgarın da şiddetine göre fırtına ve hortum olarak adlandırdığını söylemiştim. Çığ olayında kar hızla aşağıya doğru kayar. Ne demiştik arkadaşlar? Kar, kar, kar birikintilerinin yığılması sonucuyla çığ oluşur. Bütün kar taneleri altı köşelidir. Sizin ülkenizde en çok hangi doğa olayı meydana gelir? Bundan bahsedin demiş arkadaşlar. Türkiye'de en çok deprem meydana geliyor maalesef ki. Çünkü fay hatları olarak zengin bir memleketiz maalesef. O yüzden en çok deprem meydana geliyor. Siz de yaşadığınız memleketlerdeki doğal afetleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar 5. ünitemizin dil bilgisi konusu olan geniş zamanı geçiyoruz. Geniş zaman alışkanlık durumunda ya da sık sık yapılan bir işi genel ya da geçerlik, geçerliliklere herkese kabul edilen durumları bir şey yapmaya istekli ve hazır oluşunu anlatmak için bazen de gelecek zaman anlamında kullanılır. Şimdi arkadaşlar burada bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda fiilleri ikiye ayırıyoruz ve fiillerin ki arkadaşlar özelliklerine göre gelen eklerimizi eklerimizi burada değerlendiriyoruz. Fiil sonunda ünlü harf varsa r harfimiz, fiil sonunda ünsüz harf var ise bunu da ikiye ayırıyoruz. Yani geniş zaman çekimlerinde fiilimizi sonunda ünlü ve ünsüz olmasına göre ikiye ayırıyoruz. Fiilin sonunda ünsüz harf var ise arkadaşlar tek heceli ve çok heceli olmasına göre ikiye ayırıyoruz. Tek heceli ise ar ekini, istisnai fiillerde ır, ir, ur, ür ekleri. Eğer ki fiil çok heceli ise ır, ir, ur, ür eklerini getiriyoruz arkadaşlar tek ecelinlerin istisnai fiillerinde de yine ır, ir, ur, ür eklerimizi getiriyoruz. İstisnai fiillerimizi burada arkadaşlar not olarak kitabımız göstermiş. Hemen sizlere okumak istiyorum. İstisnai fiiller almak, alır, bilmek, bilir, bulmak, bulur, durmak, durur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsi geniş zaman. Yani ben duracağım bu gelecek zaman, ben durdum bu geçmiş zaman, o, ben o durur dediğimiz zaman ise geniş zaman. Yani bu eylemi hala yapıyor yani bu eylemi yapıyor genel olarak e, bu hareketi yapıyor. Gelmekten gelir, görmekten görür, kalmaktan kalır, olmaktan olur, ölmekten ölür, sanmaktan sanır, varmaktan varır, vermekten verir, vurmaktan vurur arkadaşlar. Bunlar istisnai fiiller. Tek heceli fiillerde ne diyorduk? ar gelir ama istisnai fiiller haricinde. Bunlar da istisnai fiiller ır, ir, ur, ür eklerimiz geliyor arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar geniş zamanın çekimlerinden bahsediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ır, ir, ur, ür ekleri geliyor arkadaşlar. Konuşmak, konuşmak arkadaşlar ş şey harfiyle yani ünsüz harf ile bitiyor. Ür, ur ekiyle geniş zamana çekimleniyor arkadaşlar. Olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde yine çekimliyoruz. Ben konuşurum, sen konuşursun, o konuşur, biz konuşuruz, siz konuşursunuz, onlar konuşurlar. Olumlu, geniş zaman çekimlenmiş hali arkadaşlar. Olumsuz, geniş zaman çekimlenmiş hali de neydi olumsuz ekimiz? Mame eklerimizdi. Ben konuşmam, sen konuşmazsın. O konuşmaz. Biz konuşmayız. Siz konuşmazsınız. Onlar konuşmazlar. Geniş zaman arkadaşlar. Olumlu soru. Olumlu soru neydi arkadaşlar? Soru ekimiz zaten mıyım, mı mı mu mü ekleriydi. Olumlu soruda ben konuşur muyum? Geniş zaman ur ır ir ur ür eklerinden ur geldi. Ben konuşur muyum? Sen konuşur musun? O konuşur mu? biz konuşur muyuz, siz konuşur musunuz, onlar konuşurlar mı şeklinde. Olumsuz sorudayız arkadaşlar. Olumsuzluk ekimiz mame, soru ekimiz mı, mi, mü ekleri. Bu ikisini birleştiriyoruz, geniş zamanı ekliyoruz. Olumsuz soruda ben konuşmaz mıyım, sen konuşmaz mısın, o konuşmaz mı, biz konuşmaz mıyız, siz konuşmaz, mıyız? Siz konuşmaz mısınız, onlar konuşmazlar mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ur ekiyle getirerek geniş zamana göre çekimledik. Ben, sen, o, biz, siz, onlar şahıslarına göre çekimledik arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. Geniş zamana göre çekimliyoruz arkadaşlar. Hakan akşamları dışarı çıkar. Gördüğünüz gibi şuradan hemen size gösteriyorum deil arkadaşlar. Sonunda ünsüz harf var ve tek heceli ise çıkmak gibi. Çıkmak tek hecelidir arkadaşlar. Çık ve sonunda ünsüz olduğu için hemen ben buraya neyi getirdim arkadaşlar? R ar ekini getirdim. Hakan akşamları dışarı çıkar. O her sabah spor yapar. Yapmak P harfi yani ünsüz harfle bittiği için R eki geldi. Ben asla yalan söylemem. Birinci teki şahsa göre çekimlenmiş geniş zaman. Sen hangi tür filmleri seversin? Sen hangi tür filmleri seversin? Burada arkadaşlar hangi tür diyerek cümleye soru anlamı katmış. Seversin geniş zamanın ikinci teki şahsına göre çekimlenmiş. Biz hafta sonları parkta yürürüz. Geniş zaman. Ahmet sabahları kahve içer. İçmek tek heceli ve sonunda ünsüz harfle bittiği için ır, ir, ur, ür, er eklerin. ır, ır, ir, ur, ür eklerinden arkadaşlar içer şeklinde tek çekimlenmiş. Siz her gün ders çalışır mısınız? Soru 2 olduğu için arkadaşlar buraya çalışır mısınızı getirdik. Olumlu soru. İkinci çoğu şahsa göre çekimlenmiş soru olumlu soru arkadaşlar. O bıçağı, o uçağa binmez. Olumsuz. Çünkü uçaktan korkuyor. İtfaiyeci yangın söndürür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da çok heceli ama sondaki harfi ünsüz olduğu için ır ır ür eklerinden ürü getirdik. Öğretmen ders anlatır. T harfi ünsüz olduğu için Yine ır, ir, ur, ür eklerinden iri getirdik arkadaşlar. A kısmımızın son çalışmasında ise aşağıdaki soruları cevaplamanız istenmiş. Her akşam televizyon izler misin? Geniş zamana göre çekimliyorum. Her gün yani geniş zaman. Her akşam televizyon izlerim. Hafta sonları sinemaya gider misin? Hafta sonları sinemaya giderim. Hayvanları sever misin? Severim. Bunların arkadaşlar fiillerini çekim diyorum geniş zamana göre. Çayınızı nasıl alırsınız? Koyu demli alırım. Günde kaç saat uyursun? Mesela burada arkadaşlar az önce size dediğim örnek var. Çayınızı nasıl alırsınız? Gelecek zamana göre kullanılıyor. Çayınızı nasıl alırsınız? Demli alırım. Anlam olarak gelecek zamanı ifade ediyor. Günde kaç saat uyursun? 5 saat uyurum. Arkadaşlarınla gezmeye gider misin? Giderim. Her hafta aileni arar mısın? Ararım. Her gün yemek pişirir misin? Pişiririm. Burada zaten ır ır ür ekleri gelmiş gördüğünüz gibi. Her yaz tatili, her yaz tatile gider misin? Giderim. Akşamları geç uyur musun? Uyurum. Şeklinde arkadaşlar görüldüğü gibi ır ır ür ekleri, ar ekleri ve re ekleriyle geniş zamana göre çekimlendi arkadaşlar. 5. ünitemizin A kısmı bu şekilde. 5. ünitemizin A kısmını bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda 5. ünitenin B kısmıyla sizlerle olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.